Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. CNN Türk Kanal D'ye Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'la birlikte günün gelişmelerini ayrıntılı yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Amerika'dan gelen haberler var. Başkan Trump, PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'ye ağır silah verilmesi kararını imzaladı. Türkiye'den bir heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16-17 Mayıs'ta yapılacak Trump'la görüşme ve temaslar öncesi Amerika'ya gitmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yine Amerika'da. Ön temaslar devam ediyor. Hatta bu heyetin Trump'la da kısa bir görüşme yaptığı da aktarılıyor. İşte bu temaslar devam ederken, görüşmeler sürerken bu kararın imzalanması, Amerika'dan YPG'ye ağır silah verilmesine ilişkin kararın imza haberi geldi. Peki nasıl ilerlemeler yaşayacağız? Bu kararın anlamı nedir? Nasıl tepkiler geldi? Bakacağız, konuşacağız. ABD Başkanı Trump'ın işte YPG'ye silah sağlamanın yolunu açan kararı imzaladığı sırada Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Amerikalı mevkidaşı Mattis'le telefonda görüştü. Görüşmenin gündemi Rakka Harekatı ve YPG konusuydu. Şimdi orada NATO müttefikiyiz diyor ABD Savunma Bakanı. Ancak sorun ve izlenecek yol konusunda aynı kesinlikte ve aynı yargılarla yürüyeceğimiz anlamına gelmiyor bu NATO müttefiki olmamız açıklamasını yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye verilen güvencelerin olduğunu anlıyoruz. Bir yandan YPG-YPY'de ağır silah verilmesi kararı imzalanıyor ama bir yandan da Türkiye'ye güvenlik, özellikle güvenlik konusunda güvenceler de veriliyor. O güvenceler yeterli mi? Bakacağız, konuşacağız. FETÖ'yle mücadele, Gülen'in iadesi, yeni belgeler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çantasında. O yöndeki temaslar da yine devam ediyor. Bugün gazete manşetlerine Bozdağ'ın temaslarının da yansıdığını aktarıyoruz. Bir yandan dün grup toplantıları vardı. CHP'deki tartışmalar sonrasında işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları merak ediliyordu. Sadece sokağa çıkma tartışmalarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu. Parti içi muhalefete çok değinmedi. Şimdi CHP'de MYK toplantısı da var. Selin Sayıkböke'nin yerine kim gelecek parti sözcülüğüne? O tartışılıyor. Acaba belli değişimler olacak mı, görev değişimleri? İşte bu merak ediliyor. Kılıçdaroğlu sadece sokağa çıkma tartışmalarına yanıt verdi. Tabii ki sokağa çıkacağız ama halkla tokalaşacağız. Fabrika turlarına gideceğiz. Yine sokaklarda insanlarla, vatandaşlarla olacağız. Bu anlamda sokağa çıkacağız dedi. İşte hem bu açıklamalar hem de acaba CHP'de hangi değişimler olabilir sorusu yine masada biz de yönelteceğiz. Devlet Bahçeli idam çağrısı yaptı. Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam. İster Ar Meydanı, ister Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete seslendi. Ve Türkiye, Türk Milleti Avrupa Birliği'nin elinde oyuncak değildir de dedi. Rusya ve ABD'ye dönük eleştirileri vardı dün grup toplantısında. İşte Kadir Topbaş'ın damadının serbest bırakılmasını uygun bulmuyorum dedi. Erken seçime gerek yok dedi. Hem CHP'yi eleştirdi hem Muharrem İnce'ye eleştirileri vardı Bahçeli'nin. Dolayısıyla idam çağrısıyla beraber bu yöndeki açıklamalarını da dinledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ve özetle şöyle diyor açıklamasında, mesajında Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan kazan anlayışı çerçevesinde devam ettirmek arzusundayız. Dolayısıyla bu mesaj dünkü tartışmalardan sonra Avrupa Birliği günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlandı. Merkel'de idam cezası oylaması olursa Avrupa'daki vatandaşların oy kullanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Yine bakıldığında bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet'e yaptığı, Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamalar da var. Acaba 2019'da aday olacak mı? Bu sorunun yanıtları çok net değil ama bazı mesajlar var ve bakacağız, konuşacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor Reyna saldırısı soruşturması ve tamamlandı. 39 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen Abdülkadir Masaripov için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2397 yıla kadar hapis cezası istendi. Ve panzeri süren polis tutuklandı. Neydi olay? Şırnak Silopi
ilçesinde çarptığı evde uyuyan iki çocuğun ölümüne neden olmuştu. Zırhlı polis panzerinin sürücüsü o polis tutuklandı. Savcılık tutuklanan polisin olay sırasında alkollü olmadığını da açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çocuklarını kaybeden aileyi ziyaret etti. Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşler 7 ve 6 yaşlarındaydı. Yataklarında uyurken duvarı yıktı panzer eve girdi ve iki çocuğun ölümüne neden olmuştu. O polisin tutuklandığını ve İçişleri Bakanı Soylu'nun da aileyi ziyaret ettiğini, çocuklarını kaybeden aileyi ziyaret ettiğini bugün itibariyle sizlere aktarıyoruz. Ve Atatürk'e hakaret, ağza alınmayacak sözler, çirkin dedikodular, işte hem büyük tepki hem de gözaltı kararları var. Bu gelişmeye de özellikle değineceğiz. Günaydın Hakan, günaydın Hande. Günaydın. Günaydın. Kuveyt nasıldı? Hoş geldin Hakan. Çok teşekkürler. Kuveyt sıcaktı galiba. 50 derece. En son anonsunda 48 derece diyordun. 50 dereceleri, 48-50 dereceleri gördük. İnşaat yapmanın da en zor olduğu alanlardan biri. Kolay geldi. Ben Afrika'da ve Orta Doğu'da birçok ülkeye gittim ama dünkü gibi böyle bir enteresan bir havayla karşılaşmadım. Muazzam bir sıcak var. Orada tabii işçilerimiz ve mühendislerimiz de çalışmalar yapıyorlar. Dünyanın en büyük projelerinden birini bir Türk şirketinin içinde bulunduğu bir grup üstlendi. Bir Türk şirketi üstlendi. Kuveyt'te yeni bir havalimanı terminali yapılacak. 4,5 milyar dolara yakın bir tutarı var bunun. Çok büyük bir proje ve bir Türk şirketinin tek kalemle üstlendiği en büyük taahhüt, en büyük sorumluluk projesi. Bittiği zaman dünyanın en büyük projelerinden biri olacak. Havalimanı projesi bu. Teknolojik de bir bina. Tabii. Akıllı, her şeyle yeni, akıllı, yani mimari özellikleriyle de özel bir yer. Cumhurbaşkanı da onun açılışına gitti. O vesileyle Kuveyt'le Türkiye arasındaki ilişkiler konuşuldu. Temelini attı. Emirle beraber Kuveyt emiri. Kuveyt bir emirlik biliyorsun Ebru. Kuveyt'le de ticaret açısından çok önemli bazı atılımlar ve kararlar var. Yarınki gazetelerde yazacağız. Okuyacak izleyicilerimiz. Daha önce uçakta yapılan açıklamalar var. Uçakta dönüşte konuşmalar yapıldı Cumhurbaşkanı'yla. Katar ve biliyorsun Bahreyn'e gidilmişti daha önce. Benzer bu ülkelerde çok büyük bir potansiyel var. Ekonomi tarafıyla bir cümle söyleyeyim. Milyarlarca dolarlık çok büyük fonlar, çok büyük kaynaklar olduğu için Ebru bunları altyapı projelerine ayırıyorlar. Ve altyapı projesi dendiğinde de Türkiye biliyorsun inşaat alanında, inşaat şirketleriyle dünyada çok öne çıkan bir ülke. Hatta aslında iki ülkeden biri diyebilirim. Biri Çin, diğeri Türkiye. Büyük rekabet var Çin'le aramızda. Dolayısıyla diplomatik olarak da iyi ilişkiler kurunca bu ülkelerle avantajlı konuma geçmek mümkün pekala. Hani Kuveyt emiri, tüm Türk dizileri de tüm dünyaya yayılmış durumda. İhracatta da çok öne çıkan bir hal aldılar. Hatta ihracat ödülleri getiriyor. O denli bir büyüdü yurtdışı pazarda. Ve Türkiye'nin sadece hani dizilerin ihracı değil, Türkiye'nin de tanıtımı açısından da önemli. İşte Kuveyt emiri ve ailesi Diriliş Ertuğrul'u izleyince oyuncular da uçakta yer almış. Bir de sürpriz yapılmış Kuveyt emiri. Evet, bütün... Evet, yani genel olarak bakıyoruz zaten. Biz daha yıllar evvel bir Yemen'e gitmiştik. Sanıyorum Abdullah Gül o zaman Cumhurbaşkanıydı. Orada dizi oyuncularının isimleri, ta o zamandan bahsediyorum yani. Dizi oyuncularının isimleri sokaklarda çocuklar tarafından, gençler tarafından söyleniyordu Cumhurbaşkanı geçerken. O günden bugüne özellikle genel olarak o coğrafyada ama diğer ülkelerde de Türk dizilerinin başarısını, izlenme oranını görüyoruz. Oyuncular, Türkiye, oyuncular sayesinde, diziler sayesinde de Türkiye aynı şekilde ilgi uyandırıyor. Dolayısıyla hani Türkiye açısından, diziler açısından, film sektörü, dizi sektörü açısından gerçekten büyük başarı. Evet. Bunun çok tebrik güzel etmek lazım. Hande'nin dediği gibi bir kez de ben Türkmenistan'a gitmiştim. Yine o zaman Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı dönemiydi. Böyle ortalarda bir yerde dolaşırken sokakta böyle Türk dizilerinden bahsetmeye başladılar ve ben yani çok takip edemediğim için o kadar vakıf değilim dizilerde nerede ne oluyor falan diye. Ama bütün dünyada Türk dizileri gerçekten Türkiye'nin bir yumuşak gücü Ebru. Dizilerimiz ve spor, yani futbol, Madagaskar'a gidiyorum, Türk futbolcuları sıralıyorlar, isimlerini söylüyorlar. Mesela biz bunun ne senin kadar... Senin de çok hakim olduğun takımları konular. Söylüyorlar. Takımlarımızı söylüyorlar. Hande de vardı Madagaskar'da. Çok şaş, hatta bir pazarda dolaşırken işte Galatasaray falan filan diye böyle.
Çok güzel bir şey değil mi bu? Türkiye'nin yumuşak gücü, onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen öyle. Yani biz bu konuda farkında değiliz ama dünyada Türkiye ile ilgili çok kuvvetli bir algı oluşturuyor. Milyarlarca dolar harcasanız yani Türk dizilerle yaptığınız, verdiğiniz mesajı ve tanıtımı yapamazsınız. Dünyanın en büyük zirvelerini İstanbul'da yapsak, NATO, aynen, G20, işte Avrupa zirvelerini, büyük güç, bu kadar etki yaratamıyor. Gerçekten bir de hava yollarımızın başarıları gerçekten dünyada hava yollarımızla böyle bir etki yaratıyor. Bunları dikkatli not edip geliştirmenin yolunu bulmak lazım. Peki. Amerika bu YPG, PYD'ye silah verilmesi konusunda Trump'ın bu kararı imzalaması, bilmiyorum soruldu mu yarın neler okuyacağız ama işte bu gelişmeler yaşanırken Trump, bir de ön heyet var biraz önce aktardığım gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları öncesinde çalışmaları yürütüyor. MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Adalet Bakanı Bozdağ. Trump işte bu heyette Amerika'dayken YPG'ye ağır silah verilmesi kararını imzaladı. Türkiye'ye güvenceler de verdi ama bundan sonraki süreç nasıl gelişir, neler yaşanabilir, neler beklenebilir, ne dersiniz? Çünkü Türkiye'nin bu kırmızı çizgisi, Rakka operasyonunda YPG varsa peki Türkiye ne yapacak? Söyleyeyim mi? Tabii, şimdi bence bu bir skandal karar, bu bir skandal adım ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, bu benim yorumum, Kıbrıs meselesinden bu yana, yani Kıbrıs Barış Harekatı'nda Amerika'nın aldığı karar, o işte o mektuplar, sonrasında ambargo, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin krize girdiği bir dönemdi. Çok belirsiz bir dönemiydi. Ben ona benzer çok sorunlu bir dönem yaşandığını düşünüyorum. Yani Trump'ın bu imzasıyla birlikte. Şimdi ben Amerika'nın gerekçelerini de inandırıcı da bulmuyorum doğrusu. Yani bir terör örgütüyle mücadele ederken IŞİD, DEAŞ bir terör örgütü. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Türkiye bu terör örgütüyle en fazla mücadele eden ülke şu anda. Bunun aksini başkaları iddia edebilir mi? Türkiye kadar aktif mücadele eden bir başka ülke oldu mu? Hem kendi toprakları içinde hem kendi toprakları dışında. Türkiye bunu yaparken ve Türkiye NATO içindeki müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelin, diğer operasyonları da beraber yapalım, biz bunu yapabiliriz diye taahhüt etmişken, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde, Amerika'nın bunları duymazdan gelmesi veya yeterince şey yapmaması, ciddiyetle ele almaması, en başından beri devam etmesi bu politikasına, bir terör örgütüyle mücadele başka bir terör örgütünün uzantısıyla olmaz. Evet. Amerika'nın yaptığı şey budur ve bence bu çok büyük skandal bir karar. Yani Amerika'nın savunduğunu iddia ettiği demokrasi ve yani işte Batı değerleri, müttefiklik ilişkileriyle de çelişen çok ciddi sorunlar. Çok ciddi sorun bu. Yani Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öncesinde üstelik böyle bir kararın çıkması ve Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda konuştu. İbrahim, çünkü karar uçaktayken Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın orada olduğu bir dönemde böyle bir kararın çıkması. Onların bu Türkiye'nin tezlerini anlatmak üzere oraya gittikleri bir sırada. Bu çok tabii üzücü ve can sıkıcı bir şey. Ben şu Cumhurbaşkanı onunla ilgili konuşmadık. Çünkü biz indikten sonra bu karar duyuldu, öğrenildi. Yarın konuşacağız diye tahmin ediyorum. Daha doğrusu Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti'ne giderken bu konu konuşulur veya Cumhurbaşkanı belki bugün ya da yarın bir değerlendirme yapar. Pek beklemeden bir değerlendirme yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu çok önemli bir karar. Tek bir şey söyleyeyim. Tabii. Silahları verecekler değil mi? Böyle bir karar verdiler. Rakka kurtulduktan sonra, kurtarıldıktan sonra ne olacak o silahlar? O silahlar güvence veriyor. Bir güvenlik işte diyor ki Türkiye'ye güvence veriyoruz diyor iki konuda. Risklere karşı yanınızda olacağız. Bir güvenlik sağlanacak ve Rakka'nın nihai olarak Suriyeli Arap yönetime bırakılması niyetini de beyan ediyorlar. Ben bu güvenliğinizi sağlayacağız. Ben bu açıklamaları son derece talihsiz buluyorum. Yani o silahlar Rakka kurtarıldıktan sonra Amerika'dan biri gelip hadi arkadaşlar verin bakalım bizim silahlarımızı diye toplayacak mı silahları? Toplamayacak. Ne olacak? O silahlarla şu anda bile Türkiye'nin sınırından PYD ve YPG'nin bir takım unsurları biliyorsun karakollara yönelik taciz atışları yapılıyor. Ve Türkiye'den o silahların PKK'ya gittiğine dair Türkiye'nin elinde belgeler var, deliller var. Bunlar verildi. Ne olacak o silahlar PKK'ya verildiği zaman? PKK her terör eylemi yaptığında o silahlarla Amerika'dan gelip bir NATO unsuru Türkiye'nin yanında mı yer alacak? Bu mümkün değil. Yani buna kimse inanmaz. Yani kabul edilebilir bir tarafı yok ve yapılabilir bir tarafı yok. Yani Amerika'nın böyle bir güvence vermesi bence
hiçbir anlamı olmayan bir şey. Hani o silahlar ne olacak? Bu karar hayata geçirilecek mi? 16-17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da olacak. Nasıl bir görüşme geçecek? Heyet de oradayken bu karar imzalandı. Ön görüşmeli, hatta Trump'la ayaküstü bir görüşme de olmuş galiba. Bugün Cansu Çamlıbel Hürriyet'in manşetinde bazı detayları aktarmış. Sen de evet, bu ön heyetle ilgili bilgi vermiştin. Şimdi ne olacak sorusunu soruyoruz. O silahlar ne olacak sorusuyla beraber sana dönelim. Şimdi biraz geriye gidelim istersen. Başından süreci görmekte fayda var. Türkiye YPG-PYD rahatsızlığını en başından itibaren, Trump göreve geldiği an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama yönetimiyle ilgili sorunundan kaynaklandığını, yeni yönetimde hem Gülen konusunda hem PYD-YPG konusunda farklı bir tavır beklediğini pek çok defa dile getirmişti. Ve sonrasında Trump'la yapılan telefon görüşmesi sonrasında CIA başkanıyla başlayan süreçte bir dizi temas gördük. Hem savunma bakanları arasında, dışişleri bakanları arasında, CIA keza aynı şekilde bir dizi temas gördük. Bu temasların iki ana gündem maddesi oldu her daim. Biri Gülen konusu, ikincisi PYD-YPG ve Suriye konusu. Türkiye hassasiyetlerini tüm bu temaslarda açık ve net bir şekilde anlattı. Ancak son dönemi hatırlayalım. Türkiye Rakka operasyonunu net bir şekilde yapabileceğini ifade ederken Amerikan askerlerinin YPG'lilerle olan fotoğrafları, bir arada oluşları, daha öncesinde tabii Manbij konusunu hatırlatmak lazım. Buradan çıkarılmaması ve sonra oraya Amerikalıların gelişi, rejimin girişi, askerlerin görüntüleri, Türkiye'nin Sincar operasyonu ki genel olarak bir tepkinin oluştuğunu operasyona yönelik biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri nezdinde. Arkasından bir gece ansızın gelebiliriz açıklaması ve Beyaz Saray temasının yapılacak olması, ön heyet gitmişken ki bu 3 kişi Türkiye'nin en üst düzey 3 ismi. Yani Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, MİT Müsteşarı tamamen bu konuları görüşmek üzere gidiyorlar. Oval Ofis'te ayaküstü bir sohbet gerçekleşiyor ve eş zamanlı olarak da Trump'ın bu silah kararını verdiğini öğreniyoruz. Kamuoyuna da bir açıklama yapılıyor ve bu açıklamada da çok net biçimde SDG içindeki Kürt unsurlarının silahlandırmasına başkanın onay verdiği belirtiliyor. Koalisyonla ortaklık içinde SDG yakın zamanda Rakka'yı ele geçirebilecek sağdaki tek güç olarak görüldüğü ifade ediliyor. Tabii bu arada Türkiye'nin kaygılarının farkında olunduğu, Türk hükümetini ve halkını bu konuda yönelecek her türlü işte riske karşı ek güvenlik önlemleri konusunda çalışmaların korunmasının devam edeceği ve hedefe bağlı kalınacağı, NATO müttefiki açısından bakıldığında hedefe bağlı kalınacağı ifade ediliyor. Bu arada da Savunma Bakanı ile Savunma Bakanı'nın görüştüğünü öğreniyoruz telefonda. Geldiğimiz noktada böyle bir önemli ziyaretten hemen önce aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu kararı, daha önce vermiş olduğunu pek çok işaretleri vardı sahada. Aslında Türkiye açısından da herhalde beklenen bir karardı bu. Çünkü biz nasıl görüyorsak Türkiye devleti de aynı şekilde tüm bu gelişmeleri görüyor. Kamuoyu da, dünya kamuoyu da aynı şekilde bu ziyaretten önce açıklıyorlar. Türkiye'nin tüm bu hassasiyetlerine rağmen açıklıyorlar. Müttefiklik ifadesi kullanılırken açıklıyorlar. Dolayısıyla ilişkiler açısından gayet sıkıntılı bir süreç. Fakat şu ana kadar hem 3 ismin Amerika Birleşik Devletleri'nden devletlerinde olması, temaslarda bulunması, geri dönmeleri ve Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde bir değişiklik olmaması sebebiyle bunları söylüyorum. Belli ki bu güvenceler konusunda belli bir takım ayrıntılar konuşulmuş gibi görünüyor. Burada tabii o zaman şu sorular gündeme geliyor. Evet, bu silahlar sonrasında ne olacak? PKK'nın eline geçmesi nasıl engellenecek? Suriye'nin toprak bütünlüğü nasıl korunacak? Suriye'nin kuzeyinde tıpkı Irak'takine benzer bir oluşumun oluşmasına karşı çıkmak için ya da bunu engellemek için ne yapılacak? Türkiye'nin tüm bu durumda Rakka sonrası nasıl bir yeri olacak? Bu hassasiyetlerin gerçekten korunup korunmayacağı konusunda nasıl bir garanti verildi?
Tüm bunlar tabii büyük soru işaretleri olarak masada duruyor. Ben daha evvel bir yayında söylemiştim, hatırlayacaksınız. Bu kuzeyde koridorun oluşmasını engellemek için Türkiye'nin pek çok hazırlığı var. Pek çok plan ve seçenek masada, bir cep değil, birkaç küçük cep, yani elbap kadar büyük olmasa da bu koridorun oluşmasını engellemek için bazı noktalarda alternatifli şekilde cepler oluşturma gibi bir takım planları olduğunu ifade etmiştim. Türkiye böyle bir koşulda bunları harekete, hayata geçirebilir mi? Geçiremez mi? Önümüzdeki süreçte önemli. Dolayısıyla bu ziyaret gerçekleşecek görünüyor. Gerçekleşmesi durumunda artık bundan sonra evet Türkiye belki sistemlerini ya da işte yanlış yaptıklarını, o silahların PKK'ya bir kere daha nasıl geçtiğini fotoğraflarıyla, resimleriyle gösterecektir ki gösterdi. Ama netice itibariyle bundan sonra en çok konuşulması gereken, ki konuşulacak olan herhalde bu güvenceler meselesi ve Rakka sonrası Suriye'nin kuzeyi ya da Türkiye'nin güneyinde ne olacağı ya da ne olmaması gerektiği, Türkiye'nin güvenliği açısından nelerin ön plana çıkması gerektiği. Tabii Türkiye de burada politikalarını yeniden bir gözden geçirmek durumunda kalacaktır. Her türlü olasılığa karşı. Çünkü eğer bu iş Irak'takine benzer bir oluşuma gitme eğilimi gösterirse Türkiye'nin de bu real politik karşısında belki başka bazı tavırlar alması gerekecektir. Dolayısıyla önemli, kritik bir sürece girilmiş vaziyette. Eğer gerçekleşecek olursa, ki gene söylüyorum, şu ana kadar bir erteleme ve benzeri söz konusu değil. Trump-Erdoğan görüşmesi bundan sonrasına ilişkin, çünkü Amerika Birleşik Devletleri kararını daha verdi. Evet, Türkiye galiba tavrını gösterecektir, ama bundan sonra yol haritasına ilişkin evet çok çok daha önemli hale gelmiştir. Rakka operasyonu için Türkiye'ye bir davet gelecek. Bu kararla beraber gelmiş olacak. Türkiye buna karşı işte bu sayılan konuları masaya yatıracak ve görüşme 16-17 Mayıs'ta çok daha kritik hale gelmiş durumda diyerek devam edelim. Süre açısından devam etmek zorundayız başka konularla. Hemen geleceğim ama kısa bir şey daha söyleyeyim. İki konu var burada. Şimdi bu Trump yönetiminin bu kararından sonra, bakın bu tarihe bir not düşelim. Bugün itibariyle izleyicilerimize dikkat etsinler. Kuzey Suriye'den ve Irak'ın kuzeyinden çok yoğun siyasi mesajlar gelecektir. Bağımsız bir devletin kurulması yönünde. Koridorla başlayıp. Dolayısıyla bu çok temel. Yani askeri anlamda görünürde Rakka'da IŞİD'le, DEAŞ'la mücadele gibi görünmekle birlikte bir taraftan da bir bağımsız devletin nüvesini oluşturabilecek bir Amerikan desteği olarak algılanır. Amerikalılar biz öyle bir destek vermedik deseler de. Amerika bir süper güç. Böyle bir süper güç bir gruba ağır silah veriyorsa ben seninle müttefikim ve her konuda da senin yanındayım anlamına gelir. Ve bu siyasi bir destektir. Adı öyle konulmamış olsa da. Dolayısıyla Türkiye'nin işi gerçekten zor. Ben burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce üst üste yaptığı bir açıklamaya dikkat çekmek isterim. Onun altını doldururuz sonra. Kendi göbeğimizi keseriz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Gerekirse. Bu Türkiye'nin gerekirse zor bir şey tabii, bunu yapmak çok kolay değil. Konjonktür. Yani Türkiye ve diğerleri gibi bir resim de ortaya çıkabilir. Bu Türkiye'nin kendi güvenliği. Yani Türkiye bunu 1. Dünya Savaşı sonrasında kendi Kurtuluş Savaşı mücadelesinde de yaptı. Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit, bir ciddi bir risk ortaya çıktığı zaman Türkiye doğal olarak her ülke kendi sınırlarını, topraklarını, vatandaşlarını korumakla yükümlüdür. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Gelişmelere bakmak lazım. Yani Erdoğan ve Trump görüşmesi şimdi gerçekten çok daha kritik bir hal aldı. Eğer herhangi bir iptal söz konusu olmayacaksa, şu ana kadar öyle bir bilgi bize verilmedi. Eğer bu görüşme olacaksa her halükarda oradan çok önemli bir takım sonuçlar çıkacak demektir. Evet, bu kadar önemli bir konu. Suriye, o konu çözülmeden ne terörle mücadeleyi çözebiliyorsunuz ne ekonomideki sorunları tam olarak aşmış olabiliyorsunuz. Doğrudan çünkü Türkiye'nin toprak bütünlüğü, evet, yani Suriye'den. Yanınızda ciddi bir sıkıntı var, savaş var. Aynen öyle. Ve bu nasıl sonuçlanacağı da kritik önemde sizin için. Bu anlamda da önemli. Bu anlamda da 911 kilometre kara sınırımız var. Yani Kaliforniya'nın komşusu değil Suriye, Türkiye'nin komşusu. Yani çok daha vahim bir takım gelişmeler yaşanabilir bu bölgede. Şimdi biraz daha hızlı gidelim. Devlet Bahçeli idam çağrısını yineledi. Orada o zaman bir şey daha söyleyeyim Ebru, müsaade edersen. Önemli bu, bir aylık bir süreç silahlanma için. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Suriye'nin güneyine de Amerika'nın yığınak yaptığı
haberleri yer almış durumda. Dolayısıyla hani Amerika'nın doğrudan bir komple hazırlık ve harekat başlatacağı gibi bir izlenim doğuyor. Bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım ve tabii Rusya açısından bakıldığında tüm bunlar ortaya koyuyor ki belli ki Amerika ile Rusya Rakka konusunda A'dan Z'ye konuşmuş gibi duruyorlar. Tüm bu fotoğraflar YPG Rus askerleri, YPG Amerikalılar çok daha farklı bir şekilde bugün itibariyle yorumlanabilir. Çatışmasızlık bölgelerinden de anlaşılacağı gibi Amerika da bunu istiyor, destekliyor şeklinde Putin'in açıklaması vardı ya, oradan da yola çıkarak dediğinin altını bir kez daha çizelim. İçeride idam çağrısı var Devlet Bahçeli'nin. Bu konu yeniden gündeme gelecek ve tartışmalar mı başlayacak? Avrupa Birliği'nden daha yumuşak mesajlar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tartışmalar içinde Avrupa Birliği gününde yayınladığı mesajı nasıl değerlendirelim? Ayın sonundaki NATO zirvesinde Avrupa Birliği ülkeleriyle temasta neler göreceğiz diye bir özet yapmanızı rica edelim. Hakan, başla istersen. Ben idam cezası ile ilgili şahsi görüşümü tekrar edeyim. Sonra biraz konjonktüre dair birkaç şey söyleyeyim. Ben idam cezasının Türkiye'de geri getirilmesinin yararlı olmayacağı kanaatindeyim. Yani bu bir ceza yöntemi olarak da, yani modern hukukta bunu kullanan ülkeler var ama caydırıcı oluyor mu dersen Ebru, yani Amerika'da idam cezası uygulanıyor. Caydırıcı oldu mu? Bence olmadı. Bunu uygulayan bazı ülkelerde de caydırıcı olmadığına dair sonuçlar var. Bir de geri dönüşü de yok bunun. Yani bir kişi idam ettiğiniz zaman eğer bir yanlış yargılama olmuşsa, bu örnekleri var dünyada, geri dönemiyorsunuz. O kişi gitmiş oluyor, ölmüş oluyor. Bir de şu var, Türkiye geri işletemeyecek zaten. Yani bu mesela son terör suçlamaları. O zaman kimin için idam istiyorsun? Evet, böyle bir tartışma ortaya çıkabilir. Ve bir taraftan da yani ne getirir ne götürür hesabı yapmak lazım böyle adımlar atıldığı zaman. Bu Türkiye için yararlı mıdır, faydalı mıdır? Elbette sokaktaki vatandaşlarımızın bazı geniş kitleler böyle bir şey evet diyebilirler. Farklı nedenlerle, duygusal tepkilerle. Bu kadar insan yakınını kaybetti, insanlarımızı kaybettik. Terör çok korkunç bir bedel ödetti. Böyle sıcak ve yakın dönemde düşünüldüğü zaman evet, yani idam edilsin bu insanlar da cezalarını bulsunlar denebilir. Ama biraz sakin düşünüp orta ve uzun vadede bunun ne kazanımı olur, ne götürür Türkiye'den diye bakınca Türkiye açısından çok sorunlar yaratabilir. Ve Türkiye'nin dış algısını ve dış ilişkilerini daha da bozabilir. Şu anda dışarıdaki görüntünün ve ilişkilerin düzeltilmeye çalışıldığı bir ortamda. Çok gayret gösteriliyor şu anda. Batı İki tarafta başladı. Düzeltmek evet. için. O nedenle bu bize çok yararlı olmaz. Mevcut kazanımları ve Türkiye bu kadar demokrasi yolunda adım atmış bir ülkeyken, 2002'den 90'lı yılların sonlarından itibaren kendi demokrasisini geliştirmek için gayretler göstermişken, ideal elbette bir tablomuz yok. Çok eleştirilebilecek noktamız var ama belli bir olgunluğa getirmeye çalışılmışken bu bir geri dönüş olur ve Türkiye açısından sorunlar getirir. Merkel de diyor ki hani Almanya Başbakanı, bu konuda yapılacak bir referandumda Türkiye'de ola ki idam konusunda bir referandum yapılırsa Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasına izin vermeyiz diyor. Bu da işte idam tartışması da Avrupa Birliği'ne farklı bir mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı mesajdaki ton çok farklı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ton artık çok farklı. İşte böyle bir ortamda idam tartışması var. Belki bu çerçevede yorumunu alırız. Yani Bahçeli'nin grup konuşmasını dışarıda bırakarak devlet açısından, hükümet açısından ben şöyle bir tespitte bulunuyorum. Miting söylemi geride kalmıştır. Devlet söylemine geri dönmüştür AK Parti. Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere. Biz bunu sadece Türkiye açısından görmedik. Avrupa'da da seçimler öncesinde liderlerin Türkiye'ye yönelik eleştirileri, hedef almaları ve söylemlerinin seçimler sonrasında ya da çeşitli referandumlar sonrasında değiştiğini gördük. Avrupa Birliği konusunda son dönemdeki en dikkat çeken açıklamasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu kazan kazan AK Parti iktidarının ilk yıllarına yönelik, aslında ilk yıllarında çıkan bir deyimdir. Kendilerinin ifade ettikleri kazan kazan Kıbrıs içinde, Kıbrıs sorunu içinde de ilk baştaki günler için söylüyorum. O dönem Avrupa Birliği için de yine kullanılmıştı. Yeniden böyle bir döneme geçildiğini, yani yeniden bir hareket ve ivme göreceğimizi zaten daha evvel de ifade etmiştik. Bu yayınlarda da ifade etmiştik. Unutmayalım, Ömer Çelik'in Avrupa Birliği temasları, arkasından NATO zirvesinde yapılacak olan üçlü zirve önemli.
önemli. Türkiye masaya hem bu ılımlı mesajla oturuyor hem de kazan kazan çerçevesinde yeniden Avrupa Birliği ile ilişkilerin bir çerçeveye oturtulma isteğiyle ve ifadesiyle oturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan önemli. İdam konusundaysa ben bunların yine aynı noktadayım. Siyasi mesaj olduğunu düşünüyorum. İdam konusunda bugün itibariyle bir adım beklemiyorum. Daha evvel de söylemiştim zaten olacağını düşünmüyorum siyasi söylemdir diye. Ve unutmayalım idam cezası geldiğinde bu işte Öcalan'dan tutun da Fethullah Gülen FETÖ örgütüne yönelik yargılamalarda da bu cezanın kullanılamayacağını biliyoruz hukuki açıdan. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği üyelik müzakereleri her ne kadar bu müzakereler tam şu an rayında yürümüyor da olsa yeniden bu idam cezasının gelmeyeceğini, bunun bir siyasi söylem olarak değerlendirildiğini ifade etmek isterim. Peki CHP konusunda MYK bugün toplanıyor. Acaba Selin Seyitböken'in yerine kim gelecek? Bazı değişimler olacak mı? Yine olağanüstü kurultaya gerek yok. Zaten olağan kurultayla arası 6 ay kaldı diyor Kılıçdaroğlu. Hani bu süreç hani çok uzun bir süreç değil. Yine herkes aday olabilir, seçilirse genel başkan olabilir ifadesini kullanıyor. Yine CHP 2019'da aday olur musunuz? Daha bu isim için, bu ismi konuşmak için erken. Bunu zaman belirler ama herkesin ittifakta olduğu bir isim tabii ki belirlenebilir diyor. Hem grup toplantısında yaptığı açıklamaları özetledim hem de Abu Selvi'ye yaptığı, Hürriyet'e yaptığı açıklamaları. Dolayısıyla bazı değişimler bekliyor musunuz? Bundan sonra tansiyon daha düşer mi? Bu açıklamayla o tartışmalara hiç girmediğini görüyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Dolayısıyla 2019'u yoksa aday tartışmaları sürer mi? Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığının açıklandığı süreci hatırlıyorum. Sen hep onu söylüyorsun. Geriye ama o Ekmelettin İhsanoğlu örneğini veriyorsun. Önemli ama o süreç Ebru. Çünkü dikkat edersen adaylık süreci nasıl belirlenmişti Sayın İhsanoğlu'nun ismi? Sanırım o yüzden temkinli Kemal Bey. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet ama oradan acaba ders çıkarıldı mı çok emin değilim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP bakımından yani adayın kim olduğu, hangi siyasi zemin üzerinde, hangi paydaşların destek vereceği gibi bir şey var. Şimdi en önemli konu bu ama CHP'nin oy potansiyeli, oy oranı %25'ler civarında mıydı? %25'in biraz üzeri de diyelim. Şimdi %49'luk bir kitlede hayır dedi. Bu kitlenin adayı nasıl ortaya çıkabilir? Bu bir CHP mi, CHP'li midir? Yoksa Ekmelettin İhsanoğlu örneğini o yüzden verdim. İşte ortak yani, bir isim midir? Merkez birleşme midir? Merkez sağla da bir irtibat kurabilecek bir kişi mi olacak o? Bir aday bulmak kolay bir şey değil. Bu çok dinamik bir tartışma CHP'de devam ediyor. Nasıl götürülecek bu mesele? Yani çok kolay değil. Peki. Hande? Ben şu an adaydan çok partide bir normalleşme sürecinin konuşulduğunu düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Kemal Kılıçdaroğlu en başından beri bu %49'luk oranın önemli bir oran olduğunu ifade ediyordu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü kampanyanın da başarılı olduğunu ifade ediyordu. Dolayısıyla partisine başlayan tartışmadan rahatsız, bunu söylemek lazım. Ama adımlarından da ya da işte politikalarından da çok da taviz verme durumunda değil. Ki bunu zaten Fikri Sağlar konusunda da gördük. Ve işte Selin Sayıkböke ile yaptığı görüşmede de sonrasında Selin Sayıkböke'nin şöyle, daha doğrusu anlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çevreye atfen Selin Sayıkböke'nin istifasında en işte hani onu hayal kırıklığına uğratan konu kendisiyle yaptığı görüşmede söylemediği başlıkları ya da kullanmadığı ifadeleri yazılı açıklamasına yansıtmış olması olarak anlatılıyor. Dolayısıyla muhtemelen evet hemen bir görevlendirme yapılacaktır. Parti sözcüsü aynı şekilde görevlendirilecektir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez etrafındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hayır cephesiyle olan görüşmelerinin süreceğini ve partide de bir normalleşme için çalışmaları devam ettireceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii gerekiyorsa hani parti meclisinde de aynı rahatlıkta olduğu ve çok kararlı olduğu ifade edildi. Olağanüstü kurultaysa olağanüstü kurultay ama bazı ilkelerden artık taviz verilmeyecek şeklinde konuya yaklaştığını da söylemek lazım. Peki, şimdi bugün gazete manşetlerinde bir geçen
Yine bu haftaki programda da bunu tartışmıştık. Posta Gazetesi'nin manşetiydi. Atatürk'e yapılan hakaret. Şimdi Bakırköy Başsavcılığı Atatürk'e yönelik çirkin sözleri her kesimden büyük tepki toplayan Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında Atatürk'ün hatırasına hakaret suçundan iki ayrı soruşturma başlattı ama bu hakaretler öyle böyle hakaretler değil, böyle eleştiri falan değil. Hani bayağı bildiğiniz, ben şurada burada bunu anlatamam, söyleyemem o derece. Savcılık Derin Tarih programında skandal ifadeler kullanan Yeşilyurt'la sosyal medyada videoda infial yaratan sözler sarf eden Akar'ın gözaltına alınması için de talimat verdi. Bir soruşturma da Ankara'da var. Bugün Atatürk'e hakarete büyük tepki ve gözaltı şeklinde Habertürk'ün sürmanşeti ve yine Hürriyet'in sürmanşetinde bu haber detaylı olarak terbiyesizlere gözaltı başlığıyla verilmiş. TV Net'teki Derin Tarih programında Atatürk'e ve manevi kızı Afet İnan'a internetteki bir videoda da annesi Zübeyde Hanım'a hakaret edilmesine tepkiler de çığ gibi büyüdü. Ve savcılıkta bu hakaretlere ilişkin gözaltı kararı çıkarttı. Çok üzücü yani gerçekten bu tip bu içeriklerle yani Atatürk hakkında bu kadar çirkin ifadelerin kullanılması çok üzülüyorum. Ama şunu da söyleyeyim yani Türkiye'de insanların sinir uçlarına dokunuyorlar. Türkiye'de insanların birleşme diyorsunuz, birlik diyorsunuz. Milletin içindeki Ebru Atatürk algısı ve Atatürk sevgisi o kadar büyük ki yani bu böyle bir takım insanların televizyon programlarıyla veya yazılarıyla etkilenebilecek ve değişebilecek bir şey değil. Ben yani ciddiye de almıyorum doğrusu böyle çok çirkin ifadeler kullanıldığı zaman elbette üzülüyorum ama biliyorum ki yani Türkiye'de insanların çok büyük bölümü kendilerini nasıl tarif ederlerse etsinler. Muhafazakar olabilirler, sosyal demokrat olabilirler. Yani Atatürk bizim tarihimizin bir ortak unsuru ve çok değerli, çok kıymetli bir parçası. Hepimiz de çok iyi biliyoruz hangi kazanımların Türkiye için söz konusu olduğunu Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. Yani yok olmakta olan, bitmekte olan bir ülkeyi ve devleti tekrar ayağa kaldıran, modernleşme ve çağdaşlaşma yolunda bu kadar çok ciddi adım atan ve gerçekten çok dünya çapında tarihte eşi benzeri olmayan bir kurtuluş savaşıyla yeni bir millet yaratmaya gayret eden bir insana insani olarak ve vicdani olarak bile bu yaklaşımların gösterilmesini ben kabul edilemez buluyorum, üzücü buluyorum. Ama tekrar ediyorum yani Türkiye'de vatandaşlarımızın, milletin her kesimden insanın kalbinde, zihninde ve tarih bilincinde Atatürk'ün çok farklı bir yeri var. Evet. Ve bunlarla etkileneceğini falan da düşünmüyorum. Çok ama güzel. Bugün bütün gazetelerde, köşe yazılarında da bu kullandığın ifadeler ve eleştiriler bu isimlere yöneltilmiş. O noktada da herkesin bu söyleme aynı karşı çıkması, aynı derecede sesle önemli tabii. Bütün gazetelerde bu eleştiriler var bu isimlere. Hande bir şey söylemek ister misin? Tabii ki. Çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir saygısızlık. Bu sadece Atatürk'e değil, hepimize yapılan çok büyük terbiyesizlik ve saygısızlık. Bunu söyleyeyim. Şimdi köşe yazılarında da var, dünden beri yapılan yorumlarda da var ama tarihçi olarak bildiğimiz isimlerin özellikle lütfen yazılarını ve yorumlarını herkes okusun. Nasıl iftira, nasıl yalan, nasıl bir sallama vaziyeti bunlarınki çok net bir şekilde o yazılarda görecekler. Ayrıca Oda TV dünden beri yaptığı haberlerle bunu ortaya koyuyor. Mustafa Armağan denen ismin özellikle bu FETÖ örgütüyle bağıyla ilgili iddiaları dün geceden beri tek tek çeşitli haberlerle yayınlıyorlar. Bunun da altını çizmek lazım. Dolayısıyla savcılığın verdiği karar yerindedir. Verilen gösterilen tepki de her kesimden çok doğru bir tepkidir. Bunların yaptığının da hakikaten terbiyeyle, insanlıkla, vefayla, şununla, bununla ve bilim adamlığıyla hiçbir şekilde ilgisi ve alakası yok. Çok ayıp, çok kınıyorum ve yazıklar olsun. Evet, bugün gazetelere yansıyan gelişmeler, açılan soruşturma, alınan gözaltı kararı ve tepkileri de böyle özetlemiş olalım. Hani zırhlı panzeri eve süren bir polis vardı. İki çocuk hayatını kaybetmişti uyurken. İçişleri Bakanı Soylu aileyi ziyaret etti ve o polisin de tutuklandığı, alkollü olmadığını
olmadığı belirtildi ve tutuklandığı haberini bugün itibariyle veriyoruz. Hani ne olmuştu, bir şey yapılacak mı, hangi gelişmeler yaşandı diye izleyicilerimiz soruyordu. Gelinen noktayı böyle anlatmış olalım. Ebru, önümüzdeki günler için önemli konuşulabilecek konulardan biri de bu, bize biliyorsun bir laptop yasağı var ya uçaklara girişte yapılabilir. Avrupa'ya yayılabilirmiş. Ben geçenlerde bu konuyla ilgili bir tweet atmıştım bir 10 gün kadar evvel. Bunun Avrupa'ya yayılacağına dair çok kuvvetli işaretler geliyor. Dolayısıyla sadece 8 Türkiye'yi... 8 ülke çıkabilir, 27 ülke. Yok, hayır. Türkiye içinden çıkarmayabilirler. Türkiye 8 gibi... ülkeye ilave ülkelere ilave gelebilir. İlave ülkeler. Artabilir ülke sayısı anlamında. Doğru. Orada yani da Türkiye'de önlemler alındığı için diğerleri gecikmiş olabilir. Ya, Türkiye bizim bir özelliğimiz var Ebru. Yani takdir edilmesi gereken bir özellik. Bizim insanımız pratik çözüm üretmek konusunda hızlı hareket eden bir özelliğimiz vardır. Buna hızlı bir çözüm buldu Türkiye'de havayolu şirketleri. Biliyorsun İlker Ağacı benim programımda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı laptop dağıtacaklarını açıklamıştı kabinde. Bunu yapmaya başladılar. Ama diğer havayolları ve diğer şehirler bu kadar hazırlıklı olmayabilirler. Mesela Londra'da ben şu an bir panik olduğunu görüyorum. Yakında bu Heathrow'da başlarsa ne yapacağız diye. Bir de FBI Başkanı görevden aldı. Konuşuruz daha sonraki yasak programlarda. Yasak koyarken düşünseymiş İngiltere. Trump FBI... Onu yasak koydu ya. Hangisi? İngiltere ve Amerika. İngiltere Amerika'nın yolunu izledi, aynen öyle. Evet, yani sonuçta yasak gelir, kendini de etkileyebilir. Doğru. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler yıkılıyor. Sabah saatlerinde bir trafik halindeyiz ama Temmuz ortasıydı. Daha önce bitirebiliriz bu hızla giderse deniliyor ama her saat köprüde bir... Nasıl Ebru trafik? Sen çok her gün fena. Geçen bir kişi olarak kötü çok mü? Çok fena. Çok kötü. Öyle mi? İkiden gitsen? Gidemem, evim iki uzak. Avrasya'dan tekrar gidiş dönüş yapabilirim. Deniz yolu olmuyor değil mi? Olmuyor. Eşyalar. Sabahın beşinde olmuyor. İstiklal Caddesi de yenileniyor İstanbul'da Hande. Var mı? Ankara'ya gelsen bir süre Ebru'sa. Geleyim valla, güzeldi. Bak, Ankara. Hoşuma gitti. Sevdin Ankara'yı sen. Sevdim, sevdim. Bizim İstanbul'da yol çalışmalarımız başladı. Bahar gelince İstiklal Caddesi'nde yeniliyoruz. İstiklal Caddesi'nde altyapı yenileniyor. Üstümüz üst yapı olarak da yeniden yenilenmeler var. Granit taşlar konulacak. İşte o şey, tramvay bir süre kullanılamıyor. Bitince de işte böyle olacak. Nasıl buldun? Sen uzmanısın Hakan Beyoğlu. Yani çocukluğum orada geçti Ebru'cum. Benim zamanımda... Beğendin mi son hali? Yani... Ya şu anda tabii bir çok... Bir şey söyleyeceğim. Zor şartlarda yaşıyoruz, geçiyoruz. Benim küçüklüğümden beri İstiklal Caddesi'nde bir zemin çalışması vardır. Bir türlü bitmek bilmedi. Umarım biter. Bugünkü hali iyi değil tabii maalesef. Oradaki esnaf... Bitiş haline ne bak? Yani öyle olursa ve kalıcı olursa iyi olur. Yani tam görmüyorum. Fotoğraf yanıltıcı olabilir. İncelemem lazım. Ezbere bir yorum yapmayayım. Granit taşları falan bir acaba çok mu sıcak olur, ne olur? Yani Beyoğlu'nun dokusuyla uyumlu mu değil mi diye bir bakmak lazım. Bakman lazım sen. Evet. Hani hadi senin son sözlerinle tamamlayalım. Araya gideyim ben de. O zaman ben Bekir Bozdağ'ın Amerikan Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmenin de önemli olduğunu söyleyeyim. Çok net bir şekilde Ladin sizin için ne ifade ediyorsa Türk halkı için Fethullah Gülen de onu ifade eder. Artık başlatın bu süreci. En azından Adalet Bakanlığı'ndan o dosyalar, kuller çıksın mesajı verilmiş. YPG'de konu bu durumdayken acaba Gülen konusunda ne olacak? Onun için de gözler gene Trump-Erdoğan görüşmesine çevrilmiş durumda deyip bitireyim o zaman. O zaman en kritik tarih 16-17 Mayıs. Ya hayatım sırf kritik tarihlerle dolu. Hangi tarih kritik değildi ki yani şu ülkede? Değil bu mi? Da geçer diyorsun. Ama tabii ki 16 Mayıs tarihi en kritiklerden biri olacak. Ama orada FETÖ, Gülen'in iadesi, o belgeler konusu da ayrıca önemli. Yani Adalet Bakanı özel olarak da... Doğru Ebru'cum, Trump'ın iktidar süresi boyunca bizimle ilişkisini en azından görebileceğimiz bir görüşme olacak. O bakımdan tabii ki çok önemli 16 Kısa Mayıs. Bir ara. Tamamlıyoruz. Yarın sabah 9'da görüşebilmek umuduyla.